Efendim merhabalar, Göç Hikayeleri'ne hoş geldiniz. 7. bölümde Ahmet'le birlikteyiz. Çok sevdiğim bir arkadaşım, çok sevdiğim bir kardeşim. Yıllardır tanıyorum, yıllardır hayatı göç. Türkiye'ye gidiyor, Almanya'ya geliyor, Almanya için de göç ediyor. Hep bavulu hazırmış gibime geliyor benim Ahmet'in. Yani hep yollardadır bu çocuk, bir şeyler yapıyordur yani. Benim takip edebildiğim kadarıyla hem burayı seven hem eleştirel de bakıyor. Berlin Postası adında bir blog var. Yıllardır yazıyor, ben de yıllardır takip ediyorum. Muhtemelen şu anda izleyen birçok kişi de "Aa, Berlin Postası bu muymuş?" olumsuz değil, olumlu anlamda diyecektir. Takip ediyoruz. Hem Almanya'ya bakışını hem genel olarak her şeyle alakalı böyle yorumları oluyor, paylaşımları oluyor. Ahmet'in göç hikayesini size ulaştırmak istiyorum. Bakalım Ahmet nereden geliyor, nereye gidiyor? Ahmet kimdir? Ahmet ne yapıyordur? Herhalde göç hikayelerinin sorularıyla bunu çözeceğiz. Ahmet'ciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetin için. Soru cevap yapıyoruz. Sana sorular soruyorum, cevaplarını istiyorum. Hazır mısın? Tamam. Geçiniz falan yok. Yani sorulara cevap vermek zorundasın. Nasıl bir evde büyüdün Ahmet? İlkokula başlayana kadar bahçe içerisinde müstakil bir evdeydim. Daha sonra İstanbul'daki klasik kat karşı mülkiyetle beraber dönüşüm, o evi vermemiz ve apartmana çıkmamızla İstanbul'daki sonraki zamanımı bir apartman dairesinde Avcılar'da geçirdim. Klasik soruyu sorayım, Avcılar deyince biz hep bunu duyardık. Deniz köşkler mi yoksa ambarlı mı? Abi merkez ya, belediyenin oradan. Direkt böyle Avcılar'ı bilenlere selam ederim. Senin ailen de bir göçmen değil mi? Bir göçmenlik var sizde hep. Evet, göçmenlik baba mesleği. Annem babam Yugoslavya doğumlu. İki çocuk olarak Türkiye'ye geliyorlar. İşte ben de İstanbul'da doğup büyüdüm göçmen bir ailenin çocuğu olarak. Sonrasında da bu adeti devam ettirme adına 19 yaşında üniversite için Berlin'e geldim. Almanya nereden esti? Üniversite için mi? Ya ortaokul, lisede ben yabancı dil olarak Almanca öğrenmiştim. O yüzden de yurt dışında üniversite okuma fikri aklıma geldiğinde ilk opsiyon Almanya'ydı. O yüzden de buraya geldim. Berlin hasbelkader oldu. Kaç parayla geldin Almanya'ya? Yani ailem işte yanıma belli bir süre yetecek kadar para vererek yolladı. Tam bilmiyorum ama yani herhalde belki birkaç bin euro vardı. Hani birkaç bin. En zengin şimdiye kadar ben gelmişim herhalde ama şu anda ya. Hangi havalimanına indin? Tegel. Ya Tegel indiğinde birkaç bin euro vardı. Vardı çünkü şey yani hani ailem beni işte belki bankadan falan göndermek hem masraflı hem ne olur nasıl olur hiç bilmiyorum. Hani gittiğimde belki işte 6 ay 1 yıl neyse artık yetecek kadar bir miktar parayla göndermişlerdi. Sonra işte ne öyleymiş. Gittiğimde alıyordum veya biri gelirse hani onunla para yolluyorlardı falan böyle şey. Geri ödedin mi borcunu? Yok, yavaş yavaş. Federbank'tan aldığımız kredi mortgage şeklinde devam ediyor. Vallahi Titanic otellerinin sahibi Saim abi 150 markla gelmiş. Abi işte diyorum ya, ben hani diğerlerini izleyince böyle hani neymiş ne olmuş şeyi before after bende çok bir fark yok yani geldiğim gibi duruyorum aslında. İlk neye para harcadın hatırlıyor musun? Ya muhtemelen bilettir. Çünkü ben hani öğrenci olarak geldiğim için üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra işte o semester ticket'la bilet almaya ihtiyaç kalmadan Berlin içerisinde gezebiliyorsunuz. Ama işte bu kayıt işlemi olup o öğrenci kimliği gelene kadar bilet almak gerekiyordu. Hani muhtemelen ilk dışarı çıkıp şey almışımdır, Fahrschein almışımdır. Bilet dışında? Döner herhalde almış olabilirim ya. Hani bir de hani muhtemelen döner falandır, yemek yemişimdir dışarıda. Market alışverişi yapmadıysam. Hani kaç sene oldu bu arada sen buraya ilk geldin? 2003'te geldim. 14 Ekim 2003 Salı günü Berlin Tegel Havaalanı'na indim. 15-16 sene. Evet. Dile kolay. Almanya'daki ilk evin nasıl bir evdi Ahmet? Yani orada da Neukölln'de bir apartman dairesindeydim. Yani hani o şekilde daha sonra da yurtta kaldım ve de WG'de kaldım. Yani genelde öyle tek başıma. Bir odalı bir ev miydi? Hep WG'de kaldım. Ha. Yani en son bir odalı evde kaldığım dönem de oldu. 2016-2017 arası. Onun dışında şeydeydim hep. WG'de yaşadım. Ben Türkiye'den bizi izleyenlere WG'yi hem Almancasını hem de biraz nasıl bir yer olduğunu anlatır mısın kısaca? WG birden fazla insanın bir arada kaldığı Wohngemeinschaft denen işte birden fazla odalı kiracıların beraber yaşadığı ev modeli. Almanya'da çok yaygın. Türkiye'de pek bilmiyoruz bunu değil mi? Yani yavaş yavaş herhalde artıyor. Özellikle üniversite öğrencileri, büyükşehir gibi yerlerde hani öyle durumlar oluyor herhalde. Ama tabii Türkiye'de çok tanımadığın insanla nasıl bir evde kalırsın gibi bir durum da oluyor. Aynı banyo, aynı mutfak, sıkıntı. Tabii. Yani hani tabii Türkiye'de belki yine insanlar yadırgıyor belki bir kısmı. İşte hani sadece erkek veya sadece kadın da kalmayabiliyor evde. Yavaş yavaş o da değişiyor muhtemelen Türkiye'de ama ilk etapta ben yurtta bile kalırken yurtta kız erkek karışık mı diye arkadaşlarım heyecan ve coşkuyla soruyorlardı. Kızlı erkekli yurtlar varmış. Yani hani evet, öyle yurtta kaldığımda öyle arkadaşlardan direkt aldığım ilk soru oydu. Kız erkek karışık mı diye soruyorlardı. Neydi ya, Türkiye ile ilgili bir söz vardı. Cinsel açlığın Afrikası mı? Yani cinselliğin Afrikası mı? Cinsel açlığın Afrikası cinsel diye ben de duymuşluğum Afrikası var. Evet yani. Türkiye'nin en çok nesini özlüyorsun Ahmet? Ya Türkiye daha çok hani anne yemeği falan diyebilirim herhalde. Hani o yüzden annem buraya gelip yemek yaptığında da benim için hani onu aslında gideriyor o açlığı.
Adamın yani nesillerdir göçmen olduğu belli. Anne yemeği olsun, nerede olursam olayım yani. Yani o biraz Thomas Mann'ın bir hikayesi var öyle. İşte buradan 2. Dünya Savaşı'dan önceki işte Hitler döneminde kaçmak zorunda kaldığında Amerika'da gazeteciler bunu röportaj yapıyor New York'ta. New York Post'a inanıyor daha sonra. Ya işte siz ülkeden sürgüne gitmek zorunda kaldınız. Bu sizin için bir çok zor bir durum mu diye soruyorlar. O da işte hani yaşadığım yer Almanya'dır gibi bir cümle, benim olduğum yer Almanya'dır diyor. Biraz öyle hani benim için işte ana dilim çok kimliğimin büyük bir parçası. Ana dilimi konuşup rahat rahat kendi yetiştiğim sosyal kültürel çerçevede yaşayabildikten sonra bana her yer Trabzon gibi. Avcılar. Şey, demek ki bu bize her yer Trabzon'u Thomas Mann bulmuş demek. Yani hani abinin öyle bir güzel bir lafı var. Sevdiğim bir laf. Daha sonra New York Post'ta yayınlanıyor bu röportaj zaten. Almanya'nın en çok nesini seviyorsun? Almanya'nın en çok Türkiye'de biraz ülkeyle, daha doğrusu duygusal kavramlarla yüklü bir şekilde yetiştiriliyoruz. Hani buna kadın erkek ilişkisi de dahil, ülkeyle kurduğumuz vatan, bayrak, bütün bu kavramlarla kurduğumuz takım, taraftarlık, partidaşlık gibi şeyler çok Türkiye'de duygusal yüklü oluyor. Almanya'da genelde bu kavramlarla daha mesafeli yaşayabilen bir toplum. O yüzden hani Almanya bunları böyle çok içini hamasetle doldurmadan yaşayabildiğin ve bu şekilde hain, düşman, terörist ilan edilmediğin bir ülke. Sunduğu bu ortamı seviyorum diyebilirim. En sevdiğin Almanca kelime ne? En sevdiğim Almanca kelime Achso olabilir ya. Yani böyle bir Achso bana böyle Alman aydınlanma tarihinin kısa özeti gibi geliyor. Şey değil mi? Türkçe'de karşılığı çok yok hani rahat kullanımı. Öyle ağız dolduran bir Achso Türkiye'de ha falan var belki ama hani Achso biraz daha kibar oluyor. Öyle bir hödük de kaçmıyorsun Achso. Yine Türkiye'den izleyenleri açıkla istersen ne demek? Ha. Öyle mi? Yani ha, öyle evet mi? Yani ha, bir, öyle şeyi, mi? Bir şeyi anlama ünlemi. Evet. Aydınlanma ünlemi. Şaşırarak. Yani o yüzden Achso. Değil mi? Bana şey geliyor böyle hani böyle Almanya böyle Evreka gibi. Böyle bir Achso diyerek Almanya aydınlanmış gibi geliyor. O yüzden güzel. En sevmediğin, nefret ettiğin Almanca kelime? Yani zamanında Ausländerbehörde'ydi. Artık öyle bir durum kalmadığı için yabancılar polisi oluyor Ausländerbehörde. Oturumunu aldığın için. 3 yıldan beri Almanya vatandaşı olduğum için artık. O yüzden böyle rahat konuşuyorum. Yolunu bilmem. Yani Ausländerbehörde nerededir, niye giderler insanlar, ne yaparlar? Ausländerbehörde'ydi zamanında diyebilirim. Onun dışında işte yine böyle Mahnung, Rechnung. Yani Ordnungsamt. Yani hani biliyorsun Almanya'da iyi mektup gelmez. Hani kara haber tez duyulur şekilde sürekli böyle mektup gelmesin diye dua ederek açarsın. Ya fatura gelir ya işte ceza gelir. Mahnung ihtar demek. Değil mi? Türkçesi evet, ihtar. Evet, Rechnung da fatura. Almanya'da herkesin görebileceği bir yere bir cümle yazman isteniyor. Türkçe de olabilir bu ama herkes okuyacak. Ne yazardın? Ya şöyle, ben insanın hayatında cümleler biriktirmesi gerektiğini düşünüyorum aslında. İsmet Özel'in bir şiirinde geçen bu sözün sözler içinde bir yeri vardı diye bir dizesi var. Yani orada da insanın hayatında diğer sözler içerisinde yeri olan bir sözler biriktirmesi lazım. Ve insanın bu sözler ve bu sözlere verdiği değer ve onlara göre ettiği hareketler belirliyor bence. O yüzden benim de hayatımda birçok hani şiir, şarkı sözü, ayet, özdeyiş olsun sevdiğim sözler var. Ama hani böyle insanlara ben bunu çok seviyorum, alın siz de bunu sevin böyle bir diye dayatabileceğim bir söz var mı bilmiyorum ama burada yine Ortega Gasset abinin güzel bir lafı var. İnsanın doğası yoktur, tarihi vardır diyor. O sözü çok seviyorum genel olarak. Hani bu göçmenlikle de çok örtüşen bir cümle. İnsanın doğası yoktur, tarihi vardır. Tarihi vardır. Buradan da ayrıyeten beni bu sözle tanıştıran Tolga'ya selam vereyim. Stuttgart'a selam olsun. Soyadı ne? Tolga Anlaş. Çünkü bizde Tolga çok yani. Tolga'yla anlaşıyor musun? Yani var mı böyle kötü ismi? Çok... Tolga anlaştığım bir çocuktur. Çok sık görüşemiyoruz. Görüştükçe anlaşıyoruz. Hastası olduğun bir Alman market ürünü var mı? Türkiye'de gittiğinde falan özlediğin. Yani hani şey düşündüğümde bu Nussknacker. Aldi'nin çikolatası. Çikolatası bence bayağı iyi. Türkiye'ye de giderken yani herkese söylüyorum götürebileceğiniz ucuz ve hayra geçen bir ürün. Ayrıca ya her ısırığa bir fındık denk geliyor yani. Evet. Bizde biraz yani var da çok bağlı olabilir onlar. Çikolatalı fındık. Hani fındıklı çikolata değil de böyle fındık var etrafına çikolata dökmüşler gibi. Bir de yine böyle bir markette gördüğüm içi kuru üzüm olan çikolata kaplı mor paketli bir şey var markasını. Bizim drajelere benziyor. Yani onu. O böyle güzel, onu da seviyorum. Göçün de içinde olduğu hayat Ahmet sana neyi öğretti? Muhtemelen insanların anlattığı şeye çok inanma. Kendin gör, kendin tecrübe et. Kendin bunu değerlendir diyebilirim. Çünkü ufak yaşta Türkiye'den beri aslında yani göçten de önce olan bir şeydi bu. Türkiye'de hep böyle insanlar birbiriyle çok kaynaşmadan tanımadıkları grup hakkında atıp tutup onları böyle hani şöyledirler, şunlar böyledirler, falancalar şöyle böyleymiş gibi çıkarımlarda bulunuyorlar. Ben de hayatım gereği hep böyle farklı gruplardan insanlarla tanışıp arkadaşlık yapmak, kaynaşma, bir şeyler paylaşma imkanı buldukça diğerlerinin anlattığı gibi olmadığını gördüm insanların.
bu öğretilere çok kapılmadan insanlarla birebir ilişki kurup bu kurdukları ilişkiye değer vermelerini öneririm. Veli dayı vardı. Ben ilk taşındığımda Schöneberg'e. Sen bunları anlatınca aklıma o geldi. Dedim Veli dayı yıllardır buradasın. Hani sen 1960'ta gelmişsin. Gastarbeiter. Ben yeniyim. Bana bir akıl ver Allah'ını seviyorsan dedim. Dedi ki oğlum burada Türkler ne derse tam tersini yap. Çünkü verdikleri akıl yani... Çünkü ilk şöyle dediler hani git. Ya burada yaşanmaz. Sen burada beceremezsin. Yani ben dinleseydim o zaman mahalledeki o abileri. Veli dayının hani bunları dinleme dediği abileri. Çoktan gitmiştim, aklıma o geldi. Senin söylediklerin bana bunu hatırlattı. Yani hani bir de tabii göçmenlik baba mesleği hani olduğu için hayatımın önemli bir kısmında hep öteki olarak yaşama imkanı buldum. Bu imkan herkese kısmet olmaz. Yani hayatında öteki olarak yaşayan insanların kıymetini bilin diyebilirim. Onlarla dost olun, onlara iyi bakın. İyi insanlardır genelde. Onları incitmeyin. Herhangi bir şeyi yarıda bıraktığın için pişman mısın? Yok. Hani düşünüyorum da öyle bir yarıda bıraktığım şey. Vay. Yani hani başladığım her şeyi tamamlıyormuş gibi oldu da. Vay. Yok hani üniversite çok uzun sürdü. Onu yarı bırakmadım ama çok uzun sürdü. Bırakmış olsaydım belki pişman mı olurdum? Yoksa o kadar uzatmadım, iyi ki bıraktım mı derdim bilmiyorum. Ama yani hani bir şeyi hani imkansızlıklarla dolayı yarım bırakmadım. Eğer yapmak yani yarım bıraktıysam da belki yapamıyorumdur veya yapmak istemiyorumdur, yeterince istemiyorumdur. O yüzden böyle hani imkansızlıklardan dolayı bırakmak zorunda kaldığım bir şey olmadığı için genel olarak bu soruya hani hayır diyebilirim. Yok öyle bir şey. Ne güzel. Son soru. Almanya'ya göç ettiğin için pişman mısın? Yani ilk başta geldiğimde uzun süre tabii insan buraya alışana kadar özlemle, hasretle, işte burada çektiği zorluklarla, okulum yolda gitmiyordu. Böyle bir niye geldim, gelmeseydim ne olurdu diye düşünüyor insan uzun süre. Ama hani buraya alıştıktan sonra, alıştıkça burada daha huzurlu hissetmeye başladım. Ve yani şu an geldiğim noktada fark ettiğim sonuç şu: aslında kök saldığın yerden kökünü koparmadan başka yere kök salamıyormuşsun. Ülkeden de son dönemlerde yaşananlarla beraber duygusal bağım zayıfladıkça burada daha fazla kök saldığımı hissettim, özellikle duygusal olarak. Hani bugün geldiğim noktada vereceğim cevap, kesinlikle pişman değilim. Çok teşekkür ederim. Çok ben güzel bir söyleşiydi. Nice göçlere. Efendim Göç Hikayelerinin 7. bölümünde Ahmet'le birlikteydik. 8. bölümde görüşmek üzere.